Selam arkadaşlar, Secmi'ye hoş geldiniz. Osmanlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm değil de bir önceki bölümde bir ufak talihsizlik yaşadık. Polinezya'da yaptığımız bir anlaşmada ben yanlışlıkla adamlara ciddi bir para vermiştim. Zaten burada da bayağı we have traded recently olayı bayağı yeşil yeşil görünüyor. Adamlara yüklü bir meblağ para verdik. Karşılığında da fazla bir şey de almadık hatta. Turn başına 100 altın. Tabii ben normalde düz 100 altın veriyorum zannediyordum. Meğersem turn başınaymış. Neyse. Olan oldu. Yapacak bir şey yok. Ama çok büyük bir zayiat da vermiyor bize. 100 tabii ki fazla ama zaten çok iyi durumda olduğumuz için o açıdan bir sıkıntı yaşamayacağız. Rektör yapıyorum. Eyfel Kulesi geliyor. Eyfel Kulesi bize hem mutluluk getirecek, hem kültür getirecek, hem de turizm getirecek. 25 turizmimiz var. Önümüz tur. Ne olacağını göreceksiniz. Evet, Eyfel Kulesi geldi. 12 turizm. Gördüğünüz gibi turizmimiz 37 oldu. 25'ti, 37 oldu. Gayet güzeldi. Yani turizm konusunda baya baya ilerideyiz yani şeye göre. Diğer devletlere göre. Şimdi daha da iyi olabilecek. Aa, burada boşta bir tane tarihi eser var. Oraya bir tane gönderebiliriz arkeolog. Aslında arkeolog çok çok yerde var ya. Bir dakika. Yani arkeolojik eser pardon. Arkeolog derken. Nasıl yani? Ben bunlarla girebiliyor muyum ben buraya ya? Ne zamandan beridir bunların topraklarına girebiliyorum? Unutmuşum olayı ya. Şimdi Heliopolis. Heliopolis'e gelebildik nihayetinde. Bu etki edebiliyor mu? Bir tane Müslüman olacakmış. Oo, ölmeşim ölmem. Çok çok uzun bekleriz ya bu konuda. Neyse Cenne'ye doğru göndereyim ben bunu. Gidebilirsek tabii. Gidemiyoruz şu anda. Sen gel bakalım buraya. Senin bir tane hakkın kaldı. Onu da Heliopolis. Heliopolis. Oho. Burada bizimkilerin basıncı bile yok. Aslında sıkıntı yani şey bu konuda pek bir başarılı olamayacağız gibi geliyor. Aa bu arada Roma Hristiyan olmuş. Buradaki bizim basıncımız o kadar düşük değil ama Roma Hristiyan olmuş. İşte şunlar Müslüman olamadı ya bir türlü. Onların basıncı eksik hep. Berlin aynı şekilde. Bunların da basıncı bizim basıncımız çok yüksek ama dönüşmüyor bir türlü bunlar. Neyse. Şimdi bir bakalım. Heliopolis'i Müslüman yapsak, Cenne'ye de bu müdahale etse belki Cenne de dahil olur. Bu dördü birbirini korur mu acaba? Bilemiyorum. Neyse, burayı yapalım da. Heliopolis, bir dakika. Evet, Heliopolis dönüştü. Cenne'deki basıncımız görünmüyor bile. Burada 45 bizim basınç var. Şurada ne var? 45 ama maalesef Hristiyan basıncı burada 48'e çıkmış. Yani bizim o kadar şeyimize rağmen. De mesela şurayı eğer dönüştürebilirsek o zaman buradaki basınç yine bizim basıncımız öne geçmiş olacak. Ve burayı dönüştürme ihtimalimiz yok. Ben öyle bir şey beklemiyorum. Hatta burası dahil. Gördüğünüz gibi burada 72'ye karşı 54 mü? 54 iyiymiş ya. O kadar da kötü değil. Şurada dönüşürse birazcık daha yükselir. Ondan sonra Atina'nın etkisi olmaz değil mi? Yine de burayı tutmak çok zor ya. Ama yine çok büyük bir faydası olmuyor bize. Neden olmuyor? Çünkü o devletin tamamen bizim dinimize geçmiş olması lazım ki kültürel etkimiz onlara karşı şey olsun. Yeterince iyi bir seviyede olsun. Şimdi biz burada ne yaptık? En son fabrika. Pasargade'de fabrika yaptık. Müze mi yapsak şimdi? Bakayım. Armory. Bir dakika. Başkentte yapılacak genel binalardan. Broadway East India Company. East India Company'yi ben nereye yapıyorum? Neredeyim ben? Ha, Broadcast Tower. East India Company'yi yapmış olmamız gerekmiyor mu? Allah Allah. Nereye yaptık? Yaptıysak. Anlamadım. Ona bakarım şimdi. Şimdi biz burada Broadcast Tower yapıyormuşuz. Bir dakika. Biz burayı sıraya koymuşuz. O yüzden öyle görünüyor. Zaten başkentte yapacağız diye karar vermiştik. O yüzden. Yalnız Broadway var. Broadway'i aradan çıkarsak mı önce? Çünkü o güzel bir şey. Broadway'i peki buraya mı yapsak yoksa Hindistan'ın başkentine mi? Bence
Hindistan başkenti nereden çıktı ya? Yeni de Delhi'ye yapalım diyecektim. Tamam, Delhi daha mantıklı bir fikir. Bu nerede? Aha. Buradasın demek. Gelebilecek misin? Lan bir adım atıyorsun duruyorsun ya. Bir adım atıyorsun duruyorsun ya. Şimdi ben bunu nasıl hareket ettireceğim? Bu böyle bir tur beklesin burada. Nasıl olsa geçiş hakkımız var. Pasargrade'ye müze yerleştirelim. Ya da dur, müzeden evvel arkeolog yapsın, sonra müzeye geçeriz. Daha başka bir şey var mı? Bunlar ne? Vancouver. Maritime. Bunlar başkente yemek sağlayacak bize. Çok bir şey değil yani. Bu arada şeyle de aramız bozuldu. İsveç'le de maalesef. Bizi de kınadılar onlar da. Ya kınayan kınayana gidiyor yani. Bilmiyorum artık nereye kadar gideceğiz bu şekilde. Şimdi bir de bu gelecek yakında. Acaba diyorum ki şunu mu açsak yoksa, gerçi biz gelsin bir hele şuradaki listeye bakalım, şu ikinci seviyedeki listeye. O listede daha iyi bir şey varsa oradan alırız, yoksa takılırız. Şimdi gelecek mi peki? 340. Yok, daha henüz gelmiyor. Bir dahaki tur. Şimdi değil, bir dahaki. Evet, Semerkand'a yol yapmış olduk. Şuraya yapınca yolu. Şimdi artık çok mutlular. Gördüğünüz gibi aramız bayağı bir gelişti. 55'e ulaşmışız. Kültürle alakalı 15 tur sonra kültürle alakalı bir bonus alacağız. Hiç kasmayacağım o yüzden. Burası kültür şehri olsa belki o yüzden kasardım ama. Bir de Cenova ile alakalı bir olay vardı. Cenova neresi? Bir dakika, Cenova buralarda değildi değil mi? Yok. Avrupa'nın ortasındaki şehir mi? Evet, Cenova. Onunla da alakalı bu. Ama bu dini şehir. Çok önemli değil ya. Ben kültür şehirlerini daha çok tercih ediyorum aslında ama çok da şey değil. Yani önemli değil. Arkeologumuz gelmiş. Hem de tam da Tebes'in dibine. O zaman burada hemen çıkarma işlemlerine başlasın. Sen Cenne'ye gelebilecek misin ya? Gel bakayım. Allah, harikasın. Şimdi burası ilk adımda dönüşmeyecek. Bir sonraki adımda belki. Bu işçi bence burada durmaya devam etsin. Evet. Bence burada durmaya devam edebilir. Uyu hatta burada. Ta ki ben bir arkeolog gönderene kadar oraya. Peki diğer eser nerede? Bu da burada. Acaba orayı da mı tutmaya çalışsam ben? Ta ki şey yapana kadar. Arkeolog gönderene kadar. Ama gerek yok ya. Çok kasmaya gerek yok yani. Neyse. Şöyle de yapabiliriz. Bunu tutmaya çalışabilirim ama o kadar çok eser var ki yani. Hiç gerek yok bunlara. Bu tarz kasmalara gerek yok. Sen burada uyuyabilirsin. Şimdi seni bir nasıl getirebilecek miyiz bakalım. Bu ne ya böyle? Heh. Gel bakayım. Gidebiliyor ama o kadar yavaş gidiyor ki. Öldürüyor beni ya. Tamam, gidemedin yine. Arkeolog, seni nereye göndereceğiz? Ben diyorum ki bazı arkeologlar da şu Delhi'nin civarındaki bazı değil de bir tane vardı zaten değil mi? Bir mi iki mi? İki varmış. Ama ikinciyi kullanamayacağız. 1, 2, 3, 4. mesafede. Burayı kullanamıyoruz. O zaman bunu çıkartıp eser olarak kullanacağız. Kullanabileceğim yeri şey yapayım diyorum. Açayım. Oha, burada da bir tarihi eser varmış. Bizim top bu herhalde topraklarımızın dışındaydı da son anda yani sonradan elde ettik. Dahil ettik onu oraya. Yani topraklarımızın içi önemli değil de dışarıdakileri toplarsam eğer, mesela şu Bizans'ın içinden alıyor muyuz bir şey? Burada bir şey yok değil mi? Ben bunu Yunanistan'a göndermiştim. Tamam. Şu da Bizans'ın içinde bir tane bir eşya var. Oraya gönderelim. Gidebildi mi bu? Yok, gidemedi. Siam'da var mı? Hiç kasmayalım, daha yakın bir yere gidemez. Siam'da varmış. Gel bakalım buraya. Bakalım gidebilecek mi? Üretim ne var burada? Konya en son arkeolog üretti. Şimdi ne üreteceksin? Şimdi ne üreteceksin? Broadcast Tower, bu da kültür binası. O yüzden ucuz. Aslında normalde çok 500'e üretim gerektiriyor. Şimdi böyle bunu koyduğum zaman şuradaki rakamı görüyorsunuz. 60. Az önce 45'ti. Yani normalden daha ucuza geliyor. Daha az üretime bonus geliyor ekstra. Ya da acaba bir sipahi falan 4 tur. Yok. Buraya sipahi gerek yok buraya. Şimdi tarihi eserler gelmeye başladıkça bol bol bunları yerleştireceğiz şeylerine, ait oldukları yerlere.
Yalnız dediğim gibi bir tane sıradaki arkeolog, mesela Pasargrade'den gelecek olan arkeoloğu hemen şuraya yerleştirelim. Şurayı güzel geliştirsin. Delhi daha fazla şey kazansın. Delhi'de Broadway'i zaten sıraya koymuşum. Şu hidroplant bittikten sonra muhtemelen üretimimiz birazcık daha artacak. Muhtemelen diyorum çünkü o konuda %100 emin değilim. Bakalım. Mühendisimiz var mı? Yok. Aslında bedavadan mühendis alabilir miyim? Herhangi bir şehrimizde bakarsam şu an alamıyoruz. Alamıyoruz çünkü neden? Çünkü şunu henüz tamamlamadık. Bunu tamamlarsam eğer aslında başkentin daha hızlı büyümesi için bunu tamamlamak da güzel olur ama daha başka güzel şeyler var. Bunu tamamen kapatırsam ne geliyor? Evet. Bonusların ikiye katlanmasını sağlıyor. Müzeler ve dünya harikalarından gelen bonuslar. Hangi bonuslar diyeceksin? Herhangi bir bonus değil. Şuradaki şu artı 3 mesela, şuradaki artı 2. Bu arada hakikaten ben bunu niye ayarlayamadım? Evet, ayarlayamadık. Şunu İstanbul'a git koyalım. Şu eser böyle saçma sapan yerlerde durmasın. Hatta bence burada bile durabilir. 99. Burası ne oluyor? 52, 56. Kesinlikle burası daha iyi. Burada yazı eseri koyabileceğimiz şey yok. O yüzden Oxford'u kullanıyorum. Bir dakika. Şunları buraya koyacağım ama buraya koysam ya. O zaman artı bir şeyler gelir yani her türlü. Çok da bir şey olmuyor aslında ama yine de artı bir geldi en azından. Burada artı hiçbir şey gelmiyordu. Onun haricinde bir de üçlü olan Hermitage'e bir şeyler koyabiliriz ama bir dakika, o ne istiyordu? He, ona bakmıştık. Evet, farklı devletler ve farklı çağlar diyor değil mi? Bunu sağlayabiliriz aslında. Bak, bizden farklı olması gerekmiyor değil mi? Osmanlı dışı bir şey olması gerekmiyor. Herhangi bir üç farklı devlet. O zaman bir tanesi Osmanlı olsun. Bak, Rönesans, Endüstriyel, bir de ne var? Ortaçağ eseri var. Swap'a gelelim. Art diyelim. Hangisiydi acaba ya? Burada baya bir şey var. Osmanlılardan 3 tanesi. Zaten kaç tane var mı? 3 tane var. Bunların ikisini satsam yeter. Tamam. O zaman bir tane bu olsun. Onun yerine Medieval'ı satarsam eğer Endüstriyel ve Rönesans kalacak. Medieval'ın yerine başka bir devletin Medieval'ını alalım. Tamam. Şimdi Rönesans'ı koyalım. Bak şimdi Rönesans'ı ya da dur. Endüstriyeli koyalım. Niye bilmiyorum, fark etmez. Başka bir devletin endüstriyelini alalım. Lan o yokmuş. Hakikaten Rönesans daha mantıklı çıktı. Tamam, endüstriyel dursun. Rönesans'ı koyalım. Başka bir devletin Rönesans'ını alalım. Mesela İsveç olabilir. Swap dedim. Şimdi dönelim buraya. Burada şu eserlerin üçünü de buraya yerleştireceğiz. Ve artı 3'ümüzü alacağız. Haha. Burada ufak tefek böyle ayar çekmeler gerekiyor. Mecburen. Yani bunun kolay yolu yok. Otomatiğe bağlarsanız hiç bakmayabilirsiniz. Ama bu bonusları almak mümkün olmaz o zaman. Bu bonuslar için birazcık uğraşmanız gerekiyor. Şimdi Osmanlı'nın turizm bonusu gördüğünüz gibi 40'a ulaştı. İdeoloji alan tek devletiz şu ana kadar. Onun haricinde ne var? Turizm konusundaki durumumuza bakarsak sanırım diğer bütün devletlerden daha iyi durumdayız. Kültür açısından Hindistan ve kimdi o? Çin. Onların biraz bonusları iyi. 40 diyor. Ama şurada %50 bilmem ne bir şeyler görüyorsunuz ya arkadaşlar. İşte bunlar, %25, 75. İşte bunları arttırmak için ben dini yaymaya çalışıyorum. Ondan sonra değişik anlaşmalar, diğer devletlerle arayı iyi tutmalar falan filan. Bunun için yarıyor. Mesela Arabistan'da hem ortak dinimiz var, hem ticaretimiz var, hem de açık sınırlarımız var. O yüzden %75 etki ediyor. Eğer bunu daha da arttırmak istiyorsanız şunu alıyorsunuz. %15 daha geliyor her birine galiba. Evet, bu saydığım şeylere, yüzdelere %15'er daha geliyor. O yüzden baya artmış oluyor. Tamam, bu kadar konuştuk, yeter. Sanırım bir şey yok. Bir arkeolog daha. Artık arkeologlar arka arkaya gelecek. Bu ne lan?
Sanırım bir acayiplik oldu. Şimdi bu adamı ilerletemiyorum. Arkadaş, bu Kartacalılar ne işi var burada ya? Çok can sıkıcı bir durum. Nereye gönderelim? Çok fazla asker var ortalıkta. Şöyle denize indirelim bunu. He, güzel. Sendin değil mi böyle saçmalayan? Tamam ya, gel kuzeye git. Ya da bak şöyle gel. Burası da boş. Pek işe yaramıyor ama. Tamam, burada başka bir şey kalmadı. Dur. Evet. Evet, bir şeyler bitmiş burada. Neymiş? Bakalım. Bazı satış anlaşmaları sona ermiş. Onun haricinde önemli bir şey yok galiba. Heh. Tamam, İskenderiye. Arkeolog ürettin. Şimdi önemli bir şey yoksa yine bir arkeolog daha üret diyeceğim. Bakalım. Hospital falan filan. Bence fazla önemli bir şey yok ya. Bir arkeolog daha gönder gelsin. Ondan sonra kargo gemisi. Sen nereye gidiyordun? İstanbul'a yemek götürüyordun. Aynen, devam. Bir tane daha mı var? Yok. Arkeolog gel bakalım. Seni nereye gönderirim? Sen nereye gidersin? Sen bir arkeolog daha üreteceğim buraya ama gönderecek yerler sıkıntılı. Abi burası çok kalabalık ya. Bir tane eser buradan götürüyorum. Bir eser daha nereden götürsem? Arapların olduğu yerden götürüyor muyum hiç eser? Var mı ki? Asıl soru o. Var mı ki? Aha, burada var. Hadi gel, sen de buraya gel. Evet. Bunu yine bir yere götüremiyorum maalesef. Çünkü yolumuzu kesiyorlar. Bu ne? Kargo gemisi. Devam et. Nereye gidiyorsan git. Bir dakika. Bir yere gitmiyor muydu? Ha, gidiyormuş işte Mekke. Mekke'ye devam. En yüksek para oradan geliyordu. Hala devam edebilir. Şöyle gel. Oo, Tuanaco. Gel bakalım. Az kaldı. Kuala Lumpur yeniden dönüşecek. Şimdi hala mı lan? Nasıl şeyse bir tane bile Müslüman elde edemedik burada. Allah Allah. Neyse, ikinciyi de... Ana, 250'ye 750'ye düşmüş gücü. Daha da mı düşecek acaba? Niye buraya geldik? He, buraya gelecektik. Gel böyle. Ben de dedim, liderleyemiyormuş gibi zannettim. Tamam. Olay bitti. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bir buradaki şu gruba bakalım. Ne var ne yok. Şimdi mutsuzluk. He. Universal Suffrage'ı alırsak. Ooo, Great Person Landmark'lar ve Great Person Improvement'lar. Anladım. Kültür miktarını daha fazla arttırıyormuş. Ondan sonra şehirlerin güçleri artıyor veyahut da kalifiye elemanların getirdiği mutsuzluk miktarı da yarı yarıya düşecekmiş. Kalifiyeyi nerede kullanıyoruz? Mesela burada bir tane kullanıyorum. Ondan sonra burada iki tane kullanıyorum. İşte burada da iki tane kullanıyoruz. Tebriz'de kullanmıyoruz. Pasargrade'de iki tane müzisyen var. Böyle böyle kullandığımız adamlar var. Ama çoğu yerde yok. O yüzden onun çok çok büyük bir etkisi olmayacak bize. O dediğimin. Şunun çok büyük bir etkisi olmayacak. Şimdilik olmayacak. İleride olur. Arsenal of Democracy. Asker üretiminde veya asker hediyelerinde %15 bonus geliyor. Üretimi daha kolay veyahut da hediye edildiği zaman daha fazla ilişki seviyesi artışı sağlıyor. Ama mesela şu arkeologlar da eğer şu kendi topraklarımızdaki yerleri geliştirdiğimiz zaman her birine kültür getirisinde +4 etki sağlayacak. O yüzden o güzel. Onu alırız ileride ama şimdi değil. Şimdi istemiyorum. Aslında şimdi hiçbirini almayacağım. Burada neler var diye bakarsak, burada birazcık mutlulukla alakalı bazı şeyler var. Çok acil durumda değiliz o konuda. Sosyal politika, şunu alalım bence. Şimdiden etkimizi arttırsın. Ya da bunu alalım. Mühendis de alma şansımız olur. Din puanlarıyla, inanç puanlarıyla bunu alırsak. Bu da başkentimizin büyümesini de birazcık hızlandırır. Az bir şey, çok etkili değil.
Hangisi daha iyi olur diye düşünüyorum. 6 tur daha altın çağımız var. 300 bakayım. Yani 10 tur içerisinde aslında yeni bir tane daha alabiliriz bundan. 10 tur. Evet, 10 tur. O zaman abicim ne yapalım biliyor musunuz? Borders, open borders falan filan. 10 turda yeni gelecek. O zaman abi o zaman şunu alalım. Sonra şunu alırız. Daha sonra bakarız duruma ya. Şu ikisini bitirmek lazım. Bunu alacağız illaki. Bunu da tamamlayacağım illaki. O esnada tabii ki şundan da bir tane almak lazım. Daha sonra bir tane değil de birkaç tane ileride alırız. Hadi devam edelim bakalım. Broadway'in inşaatı başladı. Arkeologlar devam ediyorlar gelmeye. Bu arada şuraya da bir tane gönderelim. Şu Pasar Grade'deki buraya gidecek. Delhi'nin dibindekini yapacak. Sonra bir sonraki gelen nereden gelecekse artık muhtemelen şeyden gelecek. Ayda bir kınama daha geldi arkadaşlar. Bunların hepsi savaş manyaklığının etkileri. Bir zamanlar yaşadığımız savaş manyaklığı hala artçıları devam ediyor. Hatta büyüyerek devam ediyor. Çünkü diğer devletlerin hepsi birbirine bakarak bunları yapıyor. Birisi kınıyor, arkasından öbürü kınıyor. Derken derken sana elçilik kuralım da gerisini boş ver. Böyle böyle gidiyor yani arkadaşlar. Sıkıntı tabii. Yani işte bizim bir şeyler yapmamız lazım bu savaş manyaklığı konusunda. Aklıma böyle bir fikir geliyor. Atilla'ya savaş açalım. Atilla'nın başkentini alalım. Atilla'nın başkentini aldıktan sonra Krakow'u da alalım. Ama Krakow'u aldığımız zaman ne diyor bu? Aa, bunlar bizim etkimiz altına girmişler kültürel olarak. Aa, çok enteresan. Hiç beklemiyordum. İncelemedim çünkü kim benim etki altıma girecek, girmeyecek falan filan diye. Şöyle bakmamız mümkün mü? Bakabiliyoruz galiba. Cultural Victory. Evet bak, ilk devlet bizim etkimiz altına girmiş bile. İşte bu. Kartaca'nın kültürü çok zayıfmış hakikaten. Ne diyorsun sen ya? Silk milk istemeyin benden. Sana açık sınırlara teklif yapabilirim ama. Ne istersin böyle? Orta. Oha 5 tur. Ya, 5 altın tur başına. Öbürüne 100 verdin, bana da 5 ver diyor şimdi. Onun gibi bir şey yani. Almanların da kültürü zayıf. Bu oyunda zayıflar baya. Çekil lan. Endonezya keza öyle. Kore öyle. Ondan sonra Morocco öyle. Başka kim? Polinezya'da zayıf sayılır. İspanya çok zayıf. Keltler. Keltler de bu tur sanırım bizim etkimiz altına girebilir. Başka? Olmazsa da öbür tur. Diğerleri aslında hepsi zayıflar. 15.000 kültürü olan bir şeyler, Ruslar iyi gibi görünüyor. Bir de Hintliler kaç? 14.000'e sahipler. Diğerlerin hepsini sallı diyebileceğim kadar zayıflar. Bu da 11.000. Açık sınırlarımız yok muydu sizinle ya? Yok. Sen bunu boş ver. Sen bunu söyle bana. Oha. Ben bunlarla iyi değil mi aramız ya? Salla. Bizans'la olan seviye düşüyormuş. Nasıl olur abi? %80 bonus var. Saçma ya bu. Vallahi saçma. Turizmimiz yani şu anda dünyanın en güçlü turizmi yani aynı zamanda. Bakayım şuraya gelelim. 40 ya. En yakını İngiltere, onlar da 20. Ki yani daha çok artacak ya bu turizm miktarı. Military Science, bir teknoloji daha geldi. New Wonder Found. Waringer Crateri. Crater. Okuyamadım, söyleyemedim. Her neyse. Sen çıkabilecek misin karaya? Çık al abicim. Çık buraya da orada takıl biraz. Sen burada bekleyeceksin dostum. Son. Vallahi hiç faydası olmadı ya. Bildiğin hiç faydası olmadı ama gücü zayıflıyormuş giderek. Ben bunu unutmuşum. Bu adamlarla geçiş anlaşmamız sona ermiş. Unutmuşuz tabii ki. Artık bir faydası yok yani. Yapsam
Kullansam da burada, kullanmasam da bir faydası olmayacak. Heliopolis 6 Müslüman. Burada 7, 2, 1. Burada 6, 1. Gel abicim buraya. Nasıl olsa burada bir faydası olmayacak. Daha da gelebiliyor musun? Gelemiyorsun. Gel böyle madem. Ortalık birim kaynıyor ya. Beringer kriterini keşfettik. Neredeymiş acaba? Bakayım burada görebilir miyim? Ha buradaymış. Bizim buradaki kaşif görmüş bunu. Tamam, güzel. Tamam. Şimdi gelelim. Evet. Daha bir şey yok. Arkeolog. Senin hedefin belliydi zaten. Nerede o? Heh, şurası. Oo, çok güzel. Hemen çalışmalara başla. Ondan sonracığıma. Başka ne var? Gel. Tamam. Üretim. Sen yine arkeolog mu yapacaksın? Müze yapabilirsin. Müze mantıklı. Hidroplant da çok mantıklı olur. Burada kocaman bir nehrimiz var çünkü. Çok mantıklı olur hakikaten, evet. Düşünüyorum, evet, mantıklı. Bir yazar. Bu yazarı unutmuşuz biz burada ya. Yıllardan beridir, 100 yıl oldu orada yazar kaldı. Niye unuttum ben ya? Müzeye veya arkeolog. Arkeolog ya, müzeye çok acil ihtiyacımız yok şu anda. Başka, bu ne diyor? Kovuk mu yapmışlar Budapeşte de? Yap abi, benim Budapeşte ile çok bir şeyim yok. Olayım yok yani. Bu arada Yeniçerileri dönüştürelim mi artık? Paramız yeter mi acaba? Her dönüşüm kaç para? 160. Oha. Ama olabilir ya. Bütün Yeniçerileri... Lan bir dur ya. Bütün Yeniçerileri dönüştürelim. 3. Ondan sonra... 4. Şimdi dönüştürüyorum ama askeri gücümüz şeyde infodikte şu an görünmeyecek. Yani değişim göremeyeceğiz. Ondan sonra şeyden sonra, neden ona? Tur yaptıktan sonra görünür. Şimdilik biz bunları bir şey yapalım da. Nerede? Burada da bir tane var. Şekilleri güzeldi ya. Kendini belli ediyordu Yeniçeri. Aha, para bitti. Allah'a, para bitti. Kaç tane kaldı peki? Bir tane kaldı zaten. Az bir şey para mı bulsak sağdan soldan? Bakıyorum. Sipahiyi de dönüştürebiliriz aslında. Şu anda. Biraz para bulalım bir yerlerden. Bakayım kimlerden bulabiliriz. Sadece bir tane Yeniçeri kaldı çünkü. Onu da dönüştürürsem tamamdır. Parası olan. Var mı parası olan? Bir dakika. Hiç kimseye bakmadan önce bir Mısır'a bakalım. 300 para. Tamam, şeker satıyorum sana. Yok öyle değil, bana cash lazım. 240. Al sana, ver bana. Tamamdır. O zaman son Yeniçeri'yi de dönüştürelim. Son değil mi acaba? Bundan emin olmak için şuradan bakabiliriz. Neredeydi, pardon. Şuradan military overview. Abi bir okçumuz varmış, hala duruyor. Şey okçusu, kaşif okçusu. Evet, Yeniçeri kalmamış. Ama bir tane crossbow'umuz var. Nerede lan bu? 100 yıldır bekleyen burada. O biraz pahalı tabii. Dönüştürmesi uzun sürecek. Bunların dönüştürmesine henüz zaman gelmedi. Bunların da dönüşmesi sanırım çok para gerektiriyor. Bir dakika, ben bunları dönüştürecek seviyeye getirdim ama nasıl olur lan? Getirmedik mi? Evet. Bu ne? Cavalry işte. Aa, yok lan. Unutmuşum. Yeniçeri sipahiler neye dönüşecek? Maalesef anti-tank gun'a dönüşecek. Ben bunu lan niye hatırlayamadım? İyi ki de sipahi çok üretmemişiz yani. Çok bir işe yaramıyor anti-tank gun ne ya? Anti-tank gun ne ya ulan? Şimdi burada bir okçumuz vardı. Bu burada duruyor mu? Yok. Aslında sözde geliyor ama. Gel abicim. Gel oğlum. Yürü oğlum ya, yürü ya. Tamam. Tamam. Sen burada kaldıydın değil mi? Ha, seni yürüttük. İşte dediğim gibi, eğer burayı alırsam, öyle bir ihtimalden bahsediyorum. Burayı alırsam. Tabii burayı almak bize birazcık yine savaş manyaklığına sebep olacak. Lancer'ımız var. Lancer neye dönüşüyor? Hiçbir şeye dönüşmüyor değil mi? Bu başka devletlerden gelmişti bize.
Daha sonra Krakow'u alır ve serbest bırakırsam Polonya şeklinde bayağı bir avantaj sağlayabilir. Yani bizim savaş manyaklığı seviyesini düşürür diğer devletlerin gözünde. Hatta eğer o esnada biz Almanya'ya saldırır, Varşova'yı da kurtarırsak o da olabilir mesela. Ama yani Polonya olarak bir devleti, bir şehri serbest bırakmak, devleti geri getirmek çok büyük bir etki sağlar ama mesela herhangi bir devletin herhangi bir başka şehrini kurtarmak az etki sağlar. Yani o yüzden Krakow belki bu açıdan çok şey olabilir yani. Kurtarıcı olabilir bizim şu anki diplomatik durumumuza. Bunu ben bir şey yapayım, değerlendireyim. Muhtemelen dediğimi yapacağım. Sizin de fikirleriniz varsa alabilirim. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki bölümde tekrar görüşürüz. Hadi eyvallah.